Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza yavru vatan Kuzey Kıbrıs'tan devam ediyoruz efendim. Tarihi, kültürü ve doğal güzelliğiyle ünlü Gazi Mağusa'dayız. Ve tabii ki eğlence sektörünün nabzını tutuyoruz. Sizler için Duayen Meyhanesi'ne konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Kurtuluş Çankaya bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere mekanı ve çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kurtuluş Bey. Öncelikle tabii ki mekanın konsepti ve konumu hakkında bilgi almak istiyoruz. Tabii ki. Tekrardan hoş geldiniz. Mekanımız meyhane olarak çalışmaktadır. Evet. Aşağı yukarı 75-80 kişilik bir kapasitemiz var. Burası aşağı yukarı 70 yıllık bir eski bina. Eviydi. Biz işte elimizden geldiği sürece bu hale getirmeye çalıştık. Konseptimiz Kıbrıs kültürüne ait. Gerek mezemiz olsun, gerek çalışma tarzımız olsun. Hı hı. Eski kültürel mirasımızı korumaktır. Bunu da bize göre, bana göre başarmış bulunmaktayım. Evet. Tebrik ederiz. Gerçekten de Gazi Mağusa'da çok güzel bir mekan kazandırmışsınız. Teşekkür ederim. Eğlenmek isteyenlere. Aslında burası çok sıcak bir ortam, meyhane ama aynı zamanda çok güzel bir bahçeye sahip, kapalı alanı var. Gelenler burada tabii keyifli saatler geçiriyorlar. Menümüzden biraz bahsedelim mi izleyicilerimize? Tabii ki bizim ilk önce set mezemiz var. Aşağı yukarı 14-15 çeşit soğuk mezemiz var. Hı hı. Tabii bu mevsime göre de değişiyor. Bazen 16-17 çıkmış bulunuruk. Ondan sonra ara sıcaklarımız var. İşte hellim, pastırma, döş. Mesela bıldırcını yapıyoruz. O bayağı bir talep görüyor şu anda. Evet. Dediğim gibi 14-15 çeşit soğuk mezemiz var. Toplamda aşağı yukarı bir 10 çeşit ara sıcağımız var. Tabii hep bunlar meyhane tarzında böyle yavaş yavaş 10 dakikada bir her çeşitten küçük küçük porsiyonlar. İnsanların yani hadi yiyelim kaçalım falan değil de işte o 3 saat veyahut da 4 saat ki bizim misafirimiz olan arkadaşlarımızı işte o zaman süresinde memnun etmektir. Günlük ve taze hazırlanıyor tabii zaten. Tabii ki. Hep bütün mezemiz ahçılarımız tarafından günlük hazırlanıyor. Kesinlikle hiç eti de dondurup ondan sonra çözüp misafirlerimize vermiyoruz. Evet. Tabii bu olağanüstü lezzetlere muhteşem bir de fasıl ekibi ekleniyor. Evet. Hafta sonları özellikle bayağı bir talep oluyor, yoğunluk oluyor. Cuma, cumartesi gecelerimiz fasıl, gerçek fasıl. Bütün sloganımız bu. Gerçek fasıl dinlemek isteyenler duayende topluyor, toplanıyor. Arkadaşlar da sağ olsun, işin duayenleri de onlar. Evet, harika. Bir de tabii ki müzik ekibiniz var. Burada özel günler, toplantılar, davetler de düzenleniyor mu? Tabii ki. Şimdi doğum günü partileri bayağı bir revaçta. Doğum günü partileri, iş toplantıları oluyor. Yani bayağı bir şeyimiz var. Nikahlarımız oluyor. Nikah yemeklerimiz oluyor. Düğün yemekli düğün davetlerimiz oluyor. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sıcak ve kaliteli bir ortam sonuçta burada. İnsanlar keyifle vakit geçiriyorlar. Peki kimler tercih ediyor daha çok duaya? Bizi tercih eden daha çok aileler, işte elit kesimden misafirlerimize. Şimdi bu diğer arkadaşlarımız veyahut da tanıdıklarımızı küçümsemek için değil. Ama yani bizim hedefimiz aile olsun, az olsun, öz olsun. Özellikle böyle bir odamız var. Burada iş toplantıları, iş adamlarımız gelip daha sakin, sessiz bir ortamda hem bir şeyleri yiyip içip hem toplantılarını yapıyorlar. Ama ilk birinci hedefimiz aile. Aile olsun.
rahat etsinler. Rahat etsin. Evleri evet. gibi sıcak bir ortam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. Güzel bir mekan, gerçekten sıcak, kaliteli ederiz. Ve sağ Kıbrıs olun. Kültürünü gerçekten de tarihini yansıtan bir mekan. Başarılarınızın devamı diliyoruz efendim. Çok sağ olun, çok teşekkür sağ ederim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün Kuzey Kıbrıs'tan Gazi Mausa'dan sizlere seslendik efendim. Kıbrıs'a geliyorsanız mutlaka Duayen Meyhanesi'ne uğramayı unutmayın. Hoşçakalın.